Hayatım Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle şahane bir şal modeli yapacağız. Tunus işi, fıstıklı örnek çalışması. Yapımı çok kolay ve çok hızlı ilerleyen bir model. Bunu yaparken Alize Süperlana klasik kullandım. İp de modele çok yakıştı. Böyle tiril tiril bir görünüm sağladı. Dilerseniz angora tarzı iplerle de yine 2 numara Tunus şişi kullanarak yapabilirsiniz. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen yapımına geçebiliriz. Başlarken şimdi ben küçük bir örnek parçası için 12 tane zincir çekeceğim. Çift sayıda zincir çekiyoruz. Şöyle ilmeklerimizi uzatarak zincirimizi çekelim. 2, 4, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Gördüğünüz gibi oldukça gevşek çektim. Hemen zincirimizin arkasını çeviriyorum. İkincisinin arkasındaki ilmekten bu şekilde ilmeklerimizi sırasıyla çıkartıyoruz. Arkadaki kabarık ilmeklerden. Ve son ilmeğimi çıkardım. Hemen ilkinin içinden tek olarak çıktım ve ikişerli olarak başa kadar geliyorum. Sona geldiğimiz zaman sonda 3 tane ilmeğimizi birlikte topluyoruz. Arttırma olmasın diye bu şekilde yapıyoruz. Hemen bir zincir çektim. Bakın başlangıçta şöyle şu fıstığımızın hemen şu kısımda dibine batıyorum ve ilk fıstığımızı yapıyorum. Yine tığıma bir ip alarak başladım. İlk 5 tanesinin içinden çıktım. 3 tane ilmeğim var. Birinci sırada bakın buradaki ilk ilmeğin arasına fıstığımızı yapmamıştık. Burada hemen onun öncesine bir tane fıstık yaptık. Tekrar bir ip aldım. Modelimiz iki sıranın tekrarı. Bakın şu kısma bir fıstık yapıyoruz. Şu kısımlara. Hemen diğer fıstığın dibine battım ve tekrar bir üçlü fıstık yaptım. Hemen ilk beşini topladım. Bir ip aldım. Tekrar ve üç. Üçünü birlikte topladım. Bakın buraya değil, şu kısma değil. Hemen şu ipimiz var. Buraya fıstığımızı yapalım. Tekrar bir ip aldım. Sona geldiğimiz zaman ilk sırada sonda iki ilmeğin arasına fıstık yapmamıştık. Burada sonda da bir tane fıstık yapacağız. Başlangıçta olduğu gibi. Gördüğünüz gibi hemen ilk fıstığımız. Sonda da aynı şekilde. Şimdi burada kenar ilmeğimizi ikisini birlikte aldığımız için tığımıza, bakın, tığımıza aldığımız ip şu aradan batıyorum. Fıstığımızı yaparken şu ipimiz şimdi burada. Bu araya hemen son fıstığımı yapıyorum. 2 ve 3. Tekrar bir ip aldım. Kenar trabzanımı diyorum. Kenar ilmeğimin ikisini birden aldım ve İkisini birden zincir çeker gibi çıkartıyorum. Artma olmasın diye bu tığımıza aldığımız ipi bu şekilde başlangıçta ikisini birden aldım. Şimdi bir zincir çektim. İkisini birlikte ve ikisini birlikte şeklinde devam ediyorum. Başa geldiğimiz zaman yine artma olmaması için 3 ilmeğimi birlikte topluyorum. Yani başlangıçtaki şu ilmeğimiz bizim arttırma ilmeğimiz.
Tekrar bir zincir çektim ve bir ip aldım. Bu defa bu şekilde başlangıca fıstık yapmayacağız. Yine ilk sıranın tekrar hemen ikinci fıstığın araya buraya batıyorum. Şöyle rahat görebilmeniz için tekrar fıstık yapıyorum. Ve 3. Bir ip aldım. Sırasıyla devam ediyoruz. Tekrar sona geldim. Sona geldiğimiz zaman bakın sonda bir tane fıstığımız olduğu için bu sırada ilk sırada olduğu gibi hemen bir öncesine fıstığı yapıyorum. Ve 3 tekrar ilk 5'ini topladım. Bir ip aldım. Hemen kenar ilmeğimizi bakın burada şöyle bir zincirimiz var. Burası şu kısma ilkinin içinden altta ikisini birlikte topladığımız yere değil bakın bir zincirimiz var buraya ikisini birlikte bu şekilde battım tekrar ilk ikisini birlikte topladım dönüşte buraya batmıyoruz yani ilk ikisini birlikte topladığımız kısım burası şimdi bir zincir çektim buraya batıyoruz tekrar kenar ilmeğini yaparken bir zincir çektim ilkinden tek olarak pardon bir zincir çektim ikisini birlikte ikisini birlikte bu şekilde sona kadar geliyorum evet tekrar başa geldiğim zaman 3 ilmeğimi birden topluyorum şimdi son kez göstereceğim başlangıcı bakın burada ilk başta burada ikinci hemen tekrar bir zincir çektim bir ip aldım hemen bu kısma şöyle şuraya fıstığımızı yaparak başlıyoruz başlangıçlara dikkat ederseniz ve geriye dönüşlerde de ilmeklerin artma yapmamasına dikkat ederseniz aslında çok kolay sadece başa geldiğinizde 3 ilmeği birlikte topluyoruz. Sonda da geriye dönüşte yine arttırma yaptığımız ilmekle beraber kenar ilmeğini birlikte alıyoruz. Tekrar bir ip aldım. Sırasıyla devam ediyorum bundan sonra. 2 ve 3. Sona geldiğimiz zaman tekrar tığıma bir ip aldım ve bir alt sırada olduğu gibi bakın burada fıstığımız bir tane geride hemen buraya bir fıstık yapacağız şöyle şurada bir fazlalık ipimiz var hemen onun araya batıyorum bu şekilde gördüğünüz gibi buraya bir fıstık yapıyorum ve 3 tekrar hepsini birlikte topladım bir ip aldım şimdi kenar ilmeğimi aldım ikisini birlikte topladım bir zincir tekrar ikişerli olarak başa kadar geliyorum buradaki ilmekler gizlenebilir ona dikkat edelim Sona geldiğim zaman üçünü birlikte topladım ya da başa geldiğim zaman bu şekilde gördüğünüz gibi biraz esnek bir yapıya sahip çok fazla değil kenarlara dikkat ettiğiniz zaman
Şimdi ben elimi böyle yatay tutarak örmeye çalıştığım için bakın bu şekilde yine de düzgün oldu. Daha sonra kenarlarını tığlayarak da düzeltebilirsiniz. Şöyle burada da göstereceğim. Gördüğünüz gibi kenarları. Evet, modelimizin anlatımı bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ben butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.